Süper Lig'de Gaziantep Spor kendi sahasında Sivas Spor'u konuk edecek ilk hafta maçında. Şimdi açıkçası iki takıma bakacak olursak hani iki takım da geçen seneki kadrolarından önemli ölçüde korudular ve onların üzerine transferler yapmayı tercih ettiler. Hani biraz daha değişiklikler oldu Gaziantep'te. Emre Güngör, Sezer Bodur, Elias Asume ve Dani'yi kaybettiler. Onun yerine bence çok önemli bir transfer olacağını düşünüyorum. Başarılı olursa, takım uyum sağlarsa da öne çıkacağını düşündüğüm bir oyuncu İbriçiç, Boşnak oyuncu. Bunun yanında yine Süper Lig'in tecrübeli oyuncuları Ekrem Dağ ve Ali Turan'ı, bunun yanında da Eskişehirspor'dan Serdar'ı aldılar transfer anlamında. Hikmet Karaman zaten geçen sene Gaziantep'i özellikle sonlara doğru bir belli bir seviyeye taşımıştı bence futbol olarak, ama Gaziantep o şeyde bu yaz özellikle bu başkanının tutuklanması sürecinde bence biraz yıprandı. O yüzden belki de bu transferler daha farklı olabilirdi. Ben biraz da hani böyle düşünüyorum açıkçası. Ama yine de iyi transferler. Zaten iyi bir kadrosu vardı Gaziantep'in. Hep söylediğimiz şey şuydu. Yani kadro kalitesi olarak hep yukarılarda olmasını beklediğimiz takımdı senenin başında. Şimdi bu kadro bence yine iyi. Yine alternatifli ve yine olumlu bir kadro. Sivas Spor'a bakacak olursak Sivas Spor da yine mesela en son Enramo'yu yeniden takımda tuttular ki bence önemli bir parçası olmuştu geçen sene Enramo, ama hazırlık maçlarında biraz sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Farklı mağlubiyetler aldılar ki bunlar biraz can sıkıcıydı. Ama hazırlık maçı deyip geçmek lazım. Ama kalede galiba bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü şimdi Korcan'ı Beşiktaş'tan transfer ettiler. Ama o bölgede bir türlü istenilen seviyeyi bulamamışlardı. Ben yani şu anki listede mesela Kanadalı kaleci Milan Borjan da dahil yerli 3 kaleciyi de düşündüğümde Sivasspor'un kaleci konusunda hani sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Umarım yaşamazlar ama benim naçizane görüşüm bu. Onun dışında birçok oyuncu var. Yeni transfer edilmiş oyuncular var. Forvet'e Abdülkadir alındı. Omoto Yossi ki Benin'li oyuncu, bildiğiniz gibi takımın milli takımında önemli oyuncu. Afrika Uluslar Kupası'nda izleme fırsatı bulmuştuk kendisini. Doğa'yı ve Erhan'ı aldılar. Doğa ve Erhan da Süper Lig'in tecrübeli oyuncuları. Bunların yanında Fransız Nancy'den Atif transfer edildi. Bunun gibi transferleri var. Açıkçası hala takımın hani yıldız oyuncuları ve takım taşıyacak oyuncular işte hem Erman Kılıç, hem Grosicki, hem de Enoramo olacak bence. Benim görüşüm bu şekilde en azından. Maça dönecek olursak Gaziantep-Sivasspor maçının güzel geçeceğini düşündüğüm maç. Hani ligin başında bu ilk fikstürde ve ilk haftada güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Üstü bekliyorum burada. Taraf bahsini uzak duracağım. İlk haftalarda bunu tavsiye ediyorum ama benim düşüncem Antep-Sivas maçında 2.5 üstü bir gol oranı olacağı şeklinde.